E, Afroditi üçte bir yaptığı halk oyunlarında <laughs> iyi olduğunu düşünüyorduk ama e, maalesef ki e, rahatsızlandığından dolayı ve e, başarısızlığından dolayı bir türlü Tam bir 3'te 3'lük yapamadı öyle söyleyeyim. Orada yalnız şunu da söylemek lazım. Dalaka ile oynamasının ha. etkisi de var. Yani 3 maçın 2 tanesini Dalaka ile oynamış ki Dalaka bu oyunda her attığı girdi diyebiliriz yani. Şimdi şöyle bir şey var. Zaten e, Seda 3'te 3 üç yaptığı için oyun dışı kalmak istiyor. Oynamak istemiyor. Ve kurban olarak da Afrodit'i seçiyorlar. Seda 3'te yani... 3 üç yaptığı için mi? Dalaka 3'te 3 üç yaptığı için. Dalaka 3'te 3 attığı için Dalaka oynamak istemiyor. Dalaka 3'te 3 evet. yaptığı için Seda oyuna dahil olmak istemiyor. Çünkü diyor ki zaten diyor 3'te 3 atan bir yarışmacı var diyor. Hani ben çıksam da diyor herhalde sayıyı alamayacağım. Hani benim onunla oynamamın bir manası yok. Yani daha doğrusu oyundan kaçıyor. E ama diğer türlü tamam sen oynamıyorsun. Afroditi'ye atıyorsun. E Afrodite ne yapıyor? Oyunu kaybediyor. Ama şimdi belki oyuna dahil olsan, belki senin hızın, ne bileyim performansın e, Dalaka'yı kaçırabilir İlk oyunda 3'te 3 attı İkincisinde 4'te 3 attı yanlış hatırlamıyorsam Yine sonuncu da yine 3'te 3 attı Evet bugünkü oyunda gerçekten muhteşemdi Hani kolay kolay hiç kimse e, Dalaka'dan sayı alamazdı Ama yani iyi olmadığım bir oyunda da Ben 3'te 3 atmadım diye de Oyunun dışı kalma ne kadar doğru Onu da Ne kadar doğru diye Semih'e soralım Ne kadar doğru Ne kadar doğru mu? Murat abiye soralım e, Senin yorumlarını söyledi, almadık. Zaten. Benim yorumlarım ha şimdi o bir konuyu bir yere getirdi de o yüzden. O konuya yani gireyim ne kadar mi? doğru. Ben, Tabii buyurun. Konuya girmeniz istiyorsan korkmadan yarışması lazım. Ee, hani sen yine söyleyeceksin ama yani benim için bugün Seda sınıfta kaldı, kaldı. maalesef. Evet. Hani bunu görmek istemezdim. Ben e, Seda'yı gerçekten performans olarak iyi buluyorum. Son dönemlerde elinin ayarı çok iyi, hız olarak zaten muazzam. E, birazcık hırsını göster, birazcık cesaretini göster. Ya illa en iyi olduğun oyunlarda ben çıkayım ben çıkayım deme. Kötü olduğun oyunlarda da çık biz seni de burada alkışlayalım. Yani ben oyundan kaçmasından dolayı korkaklığını diyeyim yani parantez içinde bize bir kez daha göstermiş oldu. Herkes güç zayıfla oynar ama önemli olan güçlüyle 3'te 3 atanla hani bunu alenen söylemesi ve kaçması benim için Eksidir. Yok ben Seda'yı bugün tebrik ediyorum. Buyurun. Ve takdir de ediyorum aynı zamanda. Niçin? Niçin? Çünkü açık sözlü olduğu için. Şimdiye kadar hep farklı söylemlerdelerdi. <laughs> o üçlü Hikmet, Bora ve Seda. Ama bugün e, çıkmak istemediğini açık yüreklikle dile getirdi. Ben bunları hep görmek istiyorum. Tam doğru bir şey mi? Doğru bir şey. Çıkmak istemiyorsun. E, korkabilir. İstemeyebilir, yarışmak istemeyebilir. Ama ne olacak? Biz Seda'yı eleştirdiğim olarak. konu şu. Kendi çıkmak istemiyor ama Afroditi'yi ateşe atıyor. Tamam, bunu Niye Afroditi doğru? oynasın? Madem sizin için Afroditi iyi değildi, Bora'nın röportajını doğru. da görüyoruz. Diyor ki Afroditi, <laughs> e Ria ve Kiriakos. Üçü aynı hatta diyor Kiriakos diyor, çok daha iyi diyor. Uçuyor şu an diyor takımlar karıştırıldıktan sonra. Yani ne şimdi bugün şu ifadeler benim dikkatimi çekti. Nikos'la Afroditin bir dertleşme anını biz görüyoruz Baraka'nın evet. önünde. Diyor ki Nikos bir planları var hep Türklerin diyor. Devamlı diyor plan içerisindeler. Beni sokacaklardı ama Hikmet gidince diyor beni potaya sokmaktan vazgeçtiler diyor. Başka bir pota gerçekleştirdi. Afrodit diyor ki kendilerinde yönetme yetkisi var sanıyorlar diyor Türkler diyor. Hikmet de hep diyor ben oynamak istememe rağmen diyor. Önde de gelmeme rağmen bayraklara da hep çıkıyorum diyor. Best of'lara da çıkıyorum beni seçiyorsunuz diyor. Karşı takım da beni seçemiyor. Hayli benden korkuyorlar. Yani benim iyi olduğumu, ben iyi bir yarışmacı olduğumu düşünüyorum. Bu şekilde potaya çıkarılmayı hak etmedim diyor. Hikmet devamlı diyor, benim iyi olduğumu bilmesine rağmen devamlı Seda'yı öne sürüyor diyor. E şimdi bugün bu serzenişleri görüyoruz. Geleceğim o dörtlüye şimdi de dörtlü Yunanlara. Ben Gelmeden önce Murat üçü, abiye de bununla ilgili bir üçü, şey söyleyeyim. Tamam, bitirmedim bunu. Tabii. Üçü, dün ben bir ifade bulundum. Seda, Hikmet ve Bora kendi hayallerini yaşamaya gitmişler. Üçünün dışında Zerre kadar dün söylediğim şeyleri tekrarlıyorum. Bugün Yunanlardan duyuyoruz bunları. Zerre kadar umurlarında değil. O kaymış, Yusufmuş, Atakanmış, Sabriyeymiş. Bir çöp kadar değeri yok onların gözünde bu yarışmacıların. Onlar üçü planlarını yapmışlar. Ne olursa olsun umurlarında değil. Biz Kıbrıs'a gidelim. Biz orada el ele, kol kola gidelim. Bunu da söyleyebilirler. Bak bu bir strateji olabilir. Bu kendi bakış açıları bu olabilir. Ben bunlara kızmıyorum. Ama bize farklı şekilde bunları hep lanse ettiler ya. Okaya bir kumpas kurdular hani Sabriye'nin e, yem gibi önüne attılar. E attınız. Şimdi bu dörtlü yaptı o operasyonu. Bizim Türk arkadaşlarımızın hamleleriyle yaptınız siz. Ben hep bunu söyledim. Plan kurdunuz. Ama şimdi işte. ne oldu? Riya yapmadı. Tamam. Ama Riya, Riya'yı çekiyorum. Tamam. Riya yapmadım. Üçü yaptı ya bu işi. Evet. evet. Bu işi üçü yaptı ama şimdi edeceğim. Neredesin? Burada. Afroditi, şimdi senin başına gelince mi rahatsız oldun? Türkler yönetme etkisi var zannetti kendilerinde. Dedim ya da hep planlar anladım. içerisinde, Türklerin hep planlar içerisinde olduğunu yeni mi anladın Nikos? Yani yine bir atasözüyle süslemek istiyorum. Süsleyin. Keser döner, sap döner, gün gelir hesap döner, başınıza gelince anlarsın. Şimdi yani Burak Allah... Abi...